ve uzayda bir süredir çok ciddi bir kriz yaşanıyor. Bu kriz yaklaşık 8 günlüğüne uzaya giden iki astronotun dönemeyecek olması. 8 gün planlanan uzay görevi tam 8 aya uzamış durumda. Bunun da en büyük faktörü son dönemde Boeing'in başı biliyorsunuz beladan kurtulmuyor. Boeing'in geliştirdiği e, özel bir uzay mekiği Starliner Helyum kaçakları nedeniyle dönüş uçuşunu yapamıyor. E, bu kapsülle Butch Wilmore ve Suni Williams uzaya gönderilmişti ve uluslararası uzay istasyonuna bu kitlendi bu mekik. Oradan indiler. 8 günlük görev yapıldı insanlı görev ve arkasından geri dönecekler ama helyum kaçağı nedeniyle mekik gidemiyor. Uzay tabi tepemizde uzay istasyonu dönüp dolaşıyor ama öyle herhangi gidecek bir durum yok. Bir sonraki en erken sefer Şubat ayına planlanmış durumda ve Şubat ayındaki SpaceX'in Mekki'ye gidecek ve o iki mahsur kalan astronotu oradan getirecek. Şu ana kadar bir işte yiyecek içecek bir hava ile ilgili problemleri yok. Orada aynı zamanda bazı ülkelerden de astronotlar görev yapıyor. Aynen Alper Gezer Avcı'nın yaptığı gibi deneyler gerçekleştiriyorlar ama dönüşleri bu ekstra şeyden çıkmış kutudan çıkmış ekstra özellik nedeniyle uzamış durumda. Şimdi 2014 yılına bundan tam 10 yıl önceye gittiğimiz zaman NASA biliyorsunuz uzay mekiklerini emekli etmişti ve bu işi daha ekonomik ve daha sürdürülebilir yapılması amacıyla özel şirketlere devretme kararı almıştı iki şirketle anlaşmıştı. Bunlardan biri Elon Musk'ın SpaceX şirketi. Onlara bir kapsül, bir sistem yaptırdı ve karşılığında da yaklaşık 2,5 milyar dolara da Boeing'e Starliner olarak adlandırılan bu yeni mekiği yaptırdı. Boeing epey gecikti projenin teslimatında ama SpaceX epey hızlı gitti ve bu sistemi geliştirip hizmete soktu. Boeing'in bu konuyla ilgili neler yaşıyor gerçekten biliyorsunuz Boeing 737'lerle başlayan çok ciddi bir sıkıntısı var. Boeing'in iki ölümlü kaza yaşandığı, yazılım baştan aşağı yazıldı, üstüne bu uzay hikayesi geldi ve bu uzay hikayesinin üzerine de Boeing 777X yolcu uçaklarının motorlarında yaşanan problem başladı. Geçtiğimiz Temmuz ayında Boeing 777X'lerin sertifikasyonu için Amerikan Federal Havacılık Otoritesi dairesi FAA ile çalışmalar başlamıştı ama motorda yaşanan bu problem testlerin durmasına neden oldu. 777X'lerde General Electric imalatı motorlar kullanılıyor ve bazı parçaların yeniden tasarlanması gerekiyor. Bu ciddi bir zaman kaybına neden olacak. Uçakların 2025 gibi teslimatı planlanıyordu. 400'den de fazla Boeing sipariş almıştı. Bu işin biraz uzayacağı ifade ediliyor ama bu her uzayan proje dünyanın her yerinde olduğu gibi havacılık devine de ciddi para kaybettiriyor.